Evet. Şu an ESC'deyiz. Kazım Özsoy'la beraberiz ya. İki tane Kazım Özsoy var. İkisi de Kazım Hoca'nın torunuymuş. Birisini zaten tanıyoruz biz. Evet. Kazım Özsoy. Tanıt bakayım kendini sen. Ben orijinal Kazım Hoca'yım. Nasıl oluyor? Orijinal Kazım Hoca'nın Kazım Hoca'nın oğlu. Simitçi Osman'ın oğlu. Ama şimdi, ama bir sonradan gelme bir Kazım Özsoy daha var. Bu da Gümüşhalan köyünden. Tanışın işte, bilin işte daha. Vatanımızı ve milletimizi görmek için geldik. Evet. Bütün köylülerimize buradan selam söyleriz. Kendini bir tanıt bakayım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin göllerinden. Dünya kimi oğlusun bir onu anla. Aynı zamanda onu da söyleyeceğim de. İlk önce bir hürmet, saygı da kusur etmeyelim. Evet. Ferahımızın oğlu Kazım Özsoy. Evet. Tek oğlu zaten. Hayatta kalan tek oğlu. Bu zamana kadar neredeydiniz? Bu zamana kadar İzmir'de. İzmir'de yaşıyordunuz. 7 yaşında gittik. Evet. Ve bayağı bir uzun müddet sonra işte memleketi özledik. Evet. Köylerimizi özledik. Vatanımızı özledik. Bu yana geldik. Erbaa'ya yerleştik değil mi? Erbaa'ya yerleştik. Evet. Burada konut sahibi de olduk. İyi. Erbaa, hoş geldin diyelim Erbaa'ya. Demek ki memleket sevdası varmış. Erbaa'ya yerleştik. Emekli falan oldu mu bu? Bizim gurbette çalışanların hepsinde Erbaa ve memleket sevgisi vardır. Yani inanıyorum ki bütün emekli olan insanlar buraya gelir diye düşünüyorum. Tabii çoluk çocuğu orada olmadığı sürece. Evet. Sizin çoluk çocuk vardır? Tabii var. Varlar ama onlar değişik yerlerde görev yaptıkları için onların yanında bulunma imkanımız olmadığı için. Evet. Ana mekan olarak burayı seçiyoruz. Buradan ara sıra tabii onların yanına gitme durumumuz oluyor. Ara sıra Gümüşhane'ye de uğruyor musunuz mu? Vallahi kış olmadığı sürece uğramaya çalışacağız. Bundan sonra zaten bir sene oldu gelene. Kim var orada akrabalardan? Süleyman Kaya var. Evet. Dayım. Evet. Dayına da buradan selamlar. Bu anda selam söylerim. Evet. Ellerinden öperiz. Eniştem var, halam var. Enişte kim? Eniştemin ismi Alim Demir. Alim Demir. O da İzmir'deydi, geldi mi bilmiyorum. Halamın ismi birisi Pempe. Evet. Pempe Batıyorsun. Onları biliyoruz, evet. Ondan sonra ikincisi Ayşe Eme. Evet. Alim'in hanımı. Onun haricinde öbürlerini çok tabii tanımasak bile uzaktan isimleyen bütün köylerimi tanıyorum. Ama yani bu Facebook çıkalı da daha iyi tanımaya çalışıyorum bu oyuna. Takip ediyoruz ama yani şahsen görüşme imkanımız olmadı. Evet. Bundan sonra inşallah olur. Yazın daha düğünlerde, cenazelerde gelirseniz tanırsınız. İnşallah. Biraz cenazelerde, köylerde. İlk cenazeyi uğurladık. Kimin cenazesiydi? Osman, Osman Batur'un. Osman Batur'un cenazesini uğurladık. Bundan sonra da sık sık görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Yani ölmesin kimse lan, durun gitme ya. Yok, ölmek manasında söylemiyorum. Tabii yani. Düğün olur, bayram olur, seyreder. Hani mutlu günlerimiz de aynen yanımızda olmak isteriz. O hariç düğün bayram şart değil. Hele bir yollar açılsın, karkış gitsin. Evet. Daha sık görüşeceğiz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Erbaa'ma da hoş geldin diyelim. Bu Ferah'ımız yaşıyor mu? Yok. O vefat etti. Vefat etti mi? 2006'da vefat etti. Babamdan 4 ay. Annen nereden? Rahmetli. Annem de rahmetli oldu. O Mürs'te miydi? Tabii. Kim idi? O da Altuntaş'ta. Yine Süleyman dayı olduğuna göre. Süleyman dayının kardeş oldu. Şirketin kızı değil. Şirket durmuşun, kız kardeşim. Şirket durmuşun, hiç haberimiz de yok. Yok, şirket demişim, Hurşit diyecek. Hurşit'in ablası değil, emesi değil mi? Yok, Hurşit babası. Nüfusta öyle yazıyor. Tamam, yani. Hurşit babası Hurşit. İşte, Hurşit Emre'nin kızı. Hurşit Emre'nin kızıymış, tamam. Yani... Evet Sabri. Durmuş. Eseci'deyiz. Çayın içeceğiz, çay geldi, soğumasın. Bir sefa yiyoruz. Senin var mı bir diyeceğim? Sen tanıyor muydun Kazım Bey'i? Tanıştık, bugün akşam tanıştık. Bugün akşam tanıştınız. Bugün akşam tanıştık, bundan sonra tanışmaya devam edelim. İnşallah. Nerede bir Erbaa arabası görsek, nerede bir Erbaa'lı bir plaka görsek, hemen yanına gidiyoruz zaten, gurbette de olsak, yerde de olsak. Hemşerim nerelisin, neredesin falan filan, Erbaa'yı tanıyor mu falan filan da soruyorduk biz orada. Kazım'ın biri sigara içiyor, siz içiyor musunuz? Yok, sigara alkol yok. Çok güzel. Siz de... Alkol bende de yok. Yok. Sigarayı da inşallah bırakın. İçenlerin herkese. İnşallah bırakacağım ben de. Size aile tanışmadım.
Evet, bu da Bekir Erdemli abim orayı, kendisi. Ne babamın orada. Ne bileyim ne seviyorum. Tanıyordunuz herhalde değil mi bu Kazım Bey'i? Veya yani çocukluğundan da biliyorum. Yani 13-14 evet. yaşından da biliyorum. Ama birkaç yıldır sosyal medyadan ve telefondan evet. haberleşiyorduk. Ama ilk bir defa bugün yan yana geldik. Yani yan yana canlı olarak karşılaştınız, evet. Bu şekilde ne diyelim. Artık Gülşen Hanım'dan bir yere toplamanın zamanı geldiğinde evet. birbirini tanısınlar istiyoruz. O da ancak Sabriye diyelim, önceden topladığınız gibi millet bir gün toplanmış olsa şenlik mellik. Vallahi inşallah olur yani. Olur da o bu şey yapman lazım olması için. O inşallah olur. İnşallah olur. O zaman herkes birbirini tanır. Yani hakikaten çok şey. Süleyman Bey'in çocuklarını tanıyor musun? Siz tanıyorlar mı? Ahmet'i var, Mehmet'i var, Şehri'si var, Mustafa'sı var. Onlarla maalesef yani tanışıyoruz da. Ama biri İstanbul'da, biri burada olduğu için maalesef diyorum. Evet, evet. Yani gurbet insanları ayırıyor. Evet. Hani keşke buralarda olsalar da daha sıkı bir görüşme imkanımız olsa. Evet. Onun için maalesef diyorum. Evet. Hani kötü anlamda değil bu. Evet. Ama yani her zaman için köylülerime buradan selam söylüyorum. İzmir'den geldiğim için İzmir'i temsilen köylülerimle. İzmir'dekilere de selam diyelim. Yani tabii bu arada oradakiler hep tanır selamlar. Değil mi? Gümüşhane olanlar çoğunlukla sizi tanıyor. Oradaki köylülerime çok minnettarım. Çünkü evet. hiçbir zaman için düğünde, bayramda, seyranda hiçbir zaman birbirlerini yalnız bırakmıyorlar. Evet. Birbirlerine kaynaşma içindeler. Hani bütün ülkedeki, bütün Türkiye içindeki ve yurt dışındaki bütün köylülerim de birbirlerine kaynaşsın isterim. Evet. Birbirlerini unutmasınlar. Ben buradaysam, hani köylülerim ve Erbağlılar sayesinde buradayız. Evet. Yoksa bazıları soruyor İzmir gibi yeri niye bıraktın geldin diye. Ben de diyorum ki İzmir önemli. Memleket kendi doğduğum, evet. kendi büyüdüğüm yer mi önemli? İzmir'deki köylülerimiz de hepsi birbirinden değerli. Ben iki defa gittim İzmir'e. İlk gitmem 40 seneyi buldu herhalde. İkinci de abimin nişanına mı getirdik? Şöyle Sedan'la getirdik değil mi? O zaman getirdim. Ondan beri daha İzmir'i görmedim. O da 35 sene olmuş. 35 mi oldu? He. Rahmetli. 85'ti lan. 32 sene olmuş. Yani. Şemsettin Göktürk vefat ettiydi. Ben orta birdeydim. O zaman çalışmaya getirdik. Turan Ünlü ile Muhammed'in oğlu Turan var ya. Evet. Onunla birlikte fırına çalışmaya gittik. Ben daha çocuğum o zaman. İlk gitmem o zaman dedi. Senin bu resimlere ulaşmak için nereye gidip bakacağız? Mürsüz burada gidiyor. Gümüşhalan köyünün gruba gireceksin. Bir de Mürsüz var. Orada masa üstünden giriyorsan fotoğraflar yazar. Fotoğrafları tıkladığın zaman albüm olarak orada karşına çıkar. Videoları da görmek istiyorsanız orada videolar yazar. Evet. Masa üstünde tabii, laptoptan. Cepten bilemiyorum o artık. Masa Masa üstünden videolar dedim mi geriye dönük videoların hepsini görebilirsiniz. O köye ait. Yok mu ya? Var. Seni bulamadım ben. Son olarak bir şey diyeniniz var mı? Saygılar sunuyoruz. Saygılar. Herkese saygılar, selamlar. Bütün köylerine buradan bir mesaj veriyorum. Sen de var mı? Evet. Herkese saygılar. Sen de saygılar. Sensin de. Herkese saygılar, selamlar.